Zor şartlar altında özverili bir şekilde çalışan 112 acil servis görevlilerinin en fazla karşılaştığı sorunların başında cevapsız çağrılar ve darp olayı geliyor. 112 acil servis görevlileri zaman zaman darp edilip sözlü ve fiziki şiddete maruz kalsa da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Samsun'da %50'ye yakın cevapsız çağrı aldıklarını söyleyen yetkililer, hatları meşgul eden cevapsız çağrıların acil müdahale bekleyen vatandaşların kendilerine ulaşmalarını da engellediklerini ifade ettiler. Cevapsız çağrılar ciddi boyutlarda, yani günde 6000'e yakın çağrı geliyor. Bundan aşağı yukarı 2000'e 3000'e yakını sapık diyebileceğimiz, aradığı zaman kendisini bize tanıtmayan veya küfredip kapatan vatandaşlar. Tabii bizim hastaya ulaşma süremizi ciddi anlamda azaltıyor. Aynı anda 4-5 tane çağrı geldiği takdirde ve bundan 2-3 tanesi sapık dediğimiz insanlar olduğu zaman, normal şekilde ihtiyaç sahibi vatandaş bizi aradığı zaman bize dolayısıyla ulaşamıyor. Bu da bizim açımızdan çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Hem vatandaş da biz zor duruma düşüyoruz, hem gönderdiğimiz ekipler ciddi sıkıntılara neden oluyor. Adresler doğru olduktan sonra kendi bölgemizde en geç 6-7 dakika içinde vakaya müdahale için ulaşabiliyoruz. Ama bazı sıkıntılarımız oluyor, mesela park yeri gibi sıkıntılarımız oluyor. Vakaya ulaşımda sürücülerimiz çok bilinçli değil Samsun'da bu konuda. Yol vermiyorlar. Bazen plakalarına kadar anons etmemize rağmen camdan bize el kol hareket yapıyorlar. Yol vermiyorlar. Bu tür sıkıntılarımız var Samsun'da çok fazla.